Selamlar, Beyaz Kurt ben. Kılıçdaroğlu'nun Babala TV programı sonunda yayınlandı ve 10 saat içerisinde 12 milyon izlendi. Ki muhtemelen daha fazladır. YouTube biliyorsunuz ki bu sayıları hemen güncellemiyor. Bunun seçim gününe kadar rahat bir 20-25 milyonu vardır. Bu da baktığımız zaman oldukça ciddi bir sayı. Bayağı bir seçmeni etkileyecek bir program ve insanların beklediğinin aksine Kılıçdaroğlu'nun bu programı gerçekten kendisine artı yazar. Yani özellikle acaba aileme izletsem ikna olurlar mı? Aileme izletsem ne olur? acaba inanırlar mı gibi bir şey düşünüyorsanız eğer fırsatı kaçırmadan izletin derim. Çünkü program 10 üzerinden 10'du. Ben de dün sizlerle beraber canlı yayında izliyordum. Yarısına kadar izleyebildik. Sonrasında bir telif muhabbeti oldu. Telif kalktı öncelikle bilginiz olsun. Bir hatadan kaynaklı oluyordu. Diğer yarısını eğer ki istiyorsanız yine yayında izleyebiliriz bugün. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Dürüst olmak gerekirse tamamını izleyemedim. Çünkü izleyemediğim bir kısım vardı biliyorsunuz. Onu da sizlerle beraber yayında izlemek istedim. Ama tabii ki bir özetle çıkarmak istediğim için Twitter Twitter'dan en çok tartışılan klipleri aldım ve bugün sizlerle bunları yorumlayacağız. Öncelikle ben bu programda şunu fark ettim. Kimse AK Partili olduğunu itiraf edemiyordu ve bu oldukça sinir bozucu bir durumdu. Adamlar o kadar çok utanıyor ki AK Partili olmaktan. Soru sormadan önce ben AK Partili değilim, AK Parti'nin kapısının içerisinden bile girmedim. Benim bunlarla herhangi bir bağım yok. Sorumu ona göre soracağım diyorlar. Sonra bir bakıyoruz. Bam. Aynen kanka. Hiçbiriniz AK Partili değilsiniz. Burada yapılmak istenen algı şu. Adamlar demek istiyor ki bu programda hiç AK Partili yoktu. Hepsi CHP'liydi. Bu yüzden sorular sert değildi. Ancak inanın bana sorular gerçekten çok iyiydi. Ve Kılıçdaroğlu bunların %95'ine en azından çok tatmin edici cevaplar verdi. O %5'lik kısmını bu arada yarım olduğu için kırdım. Yoksa onlar da çok kötü değildi yani. Ama elinizi gerçekten vicdanınıza koyun ve kendinize şu soruyu sorun. Bu adam sadece AKP'lilerin oluşturduğu bir program programda. Sadece 30 dakikalık bir yayın yapıp soruların tamamına yarım yamalak cevaplar vermesi ve salona bir tane bile CHP'li almamış olması size daha mı mantıklı geliyor? Beni alabilirlerdi mesela ki emin olun benim haberim olsaydı giderdim. Ama emin olun benim soracağım sorunun altından kalkamazdı ve kendisi bunun gayet farkında. Bu yüzden de Babala TV'ye çıkamıyor zaten. Ama Kılıçdaroğlu bu cesareti gösterdi. O yüzden kendisini tebrik ediyorum ve hazırsanız yorumlamak istediğim kısımlara geçiyorum. İlk olarak bu arkadaş ben AK Partili değilim dedi, şöyleyim dedi, böyleyim dedi, AK Partili çıktı. Sadece bununla da sınırlı kalmadı. Saçma sapan bir soru sordu. Ya bakın burayı sadece yayından kendi tepkimizi koyarak yorumlamak istiyorum. Sorunun saçmalığını siz anlayın. CIA'ya e, işbirliği mi yapmış diyorsunuz? Efendim söz konusu ihaleyi vereceğinizi, çalışmayı yaptıracağınızı iddia ettiğiniz şirketin CIA ile bağlantısı tespit edildi. Efendim kim tespit etti? Yeni bak. <laughs> ben de, ben de. Bir dakika ne abi bir dakika ya arkadaşlar sakin olun. Gönlüye akıl istiyor musun ya? Arkadaşlar <laughs> 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 <ya>. ben sizin hakkınızda oluyorum ya. Ya abi bir de yani ne kadar saygısız soru soruyorsun lan dinle adamı. Evet abi gülüyor bir de evet, gülüyor ya. ya. Bir tane koyacağım böyle var ya. İşte bak A Haber izleyerek buraya gelmeyeceksin kanka. Eğer gelirsen rezil olursun. Şöyle yapmışsınız bu tespit edildi. Böyle yapmışsınız tespit edildi. Ya kim tespit etti? Belgeler nerede? Bunu size sorduğumuz zaman da aynı bu adam gibi kalıyorsunuz. İşte bu yüzden sadece yandaş medyayı takip etmemeniz lazım. Bu haberin doğruluğunu kendinize teyit etmeniz lazım. Adamın ilk başta sorduğu sorular da çok saçmaydı. Atatürk Havalimanı'ndan başladığı, sonrasında Beşiktaş saldırısından, şehitlerden falan Falan bahsetti. Yani ben bu adamın gerçekten sorusunu anlamadım. Zaten belliydi AK Partili oldu. Ortaya da çıktı. Neyse bana ikinci komik gelen bir arkadaş vardı. O da bu dövmeli ablamız. Sorduğu soru gerçekten güzeldi bu arada ve Kılıçdaroğlu güzel de bir cevap verdi. Benim geçmişteki söylemlerim çok yanlıştı. Bunun için hepinizden özür diliyorum dedi bu başörtü konusunda. Ama ablacım gözünü seveyim. Ben dövmeliyim ama AK Partiliyim nasıl bir cümle? E ne yapalım kanka? Yani biz dövmeli olan bir insan AK Partili olamaz demedik zaten. Ha bana şu mantıksız geliyor mesela. Bir kadının AK Partili olması bana gerçekten mantıklı gelmiyor. Neden mi? Buyurun, ben bir kadın olsaydım mesela, bu söylemlere sahip bir partiyi asla desteklemezdim. Ve bunlar öyle çok eski söylemlerde değil ve bu söylemlerden dolayı hiçbiri özür dilemedi. Keşke biraz da bunları sorgulasanız. Neyse, gelelim sıradaki olaya. Türkiye'de mülteci dediğimiz zaman milyonlar konuşuluyor. Ancak Türkiye'de şu an sadece 147 bin mülteci var. O da şartlı Ukraynalılar. Şimdi bu adam AK Partili değil de ne? Oğlum bu söylediğini AK Partililer bile inanmıyor. Neymiş? Türkiye'de sadece 147 bin mülteci varmış. Onlar da Ukraynalıymış. Abicim sen kafayı mı sıyırdın? Erdoğan bile kendisi diyor ki 1 milyon Suriyeli'yi göndermek için elimizden geleni yapacağız. Ama bu demek değildir ki Türkiye'de 1 milyon Suriyeli var. Kendisi de en az 5-6 milyon Suriyeli olduğunu biliyor. Ha bu 1 milyon Suriyeli'yi de bu arada şöyle gönderecekmiş. Suriye'de bunlara ev inşa edecekmiş ve o şekilde gönderecekmiş. Gördüğüm en mantıksız fikir. Bu insanları bu şekilde gönderdiğimiz zaman çünkü hiçbir kazancımız olmuyor. Yani Erdoğan buradan da sınıfta kalıyor. Ama en azından Erdoğan'ın söylemleriyle bile bu arkadaşın söylemlerini yalanlayabiliriz. Bu arada benim bildiğim kadarıyla ki bunu iddia da ediyorum. Türkiye'de 13 milyon sığınmacı var bilginiz olsun. Neyse devam edelim. Ben uzun yıllar AK Parti'de gençlik kollarından, teşkilatlardan, gönüllülük esasıyla çalışmış bir kardeşinizim. Bugün buraya bir partili olarak gelmedim. Bugün bir cumhurbaşkanı seçilecek ve onu yakından görmek istiyorum. Dedim. Zaten diğer hali hazırda olan Sayın Cumhurbaşkanımız'ı yakından gördüm, tecrübe ettim bu konuları. Ben stratejik bazı hataların çok üst üste yapıldığını düşünüyorum partinizin tarafından. Özellikle bence çok iyi bir çalışma ekibi sandık güvenliği alınamıyor ve bununla ilgili bir çaba da gösterilemiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Bekir Bey. Sandık güvenliğini niye konuşuyoruz? Hiç düşündünüz mü? Tamam, teşekkürler. Sakin lütfen. Öncelikle bu arkadaşı AK Partili olduğunu itiraf ettiği için tebrik ediyorum. Bunu programdaki birçok insan yapamadı çünkü. İlk defa birisi delikanlı gibi çıktı ve dedi ki ben AK Partiliyim. Ama bir AK Partilinin böyle bir soru sormuş olması beni gerçekten şaşırttı. Arkadaş sandık güvenliği hakkında bir soru sordu. Kılıçdaroğlu da buna gayet güzel bir cevap verdi. Sence bu sandık güvenliği konusunu Türkiye'de niye bu kadar tartışıyoruz diye. Adamın sorusunun cevabını çok güzel bir şekilde açıkladı. Ve muhtemelen kendisi de AK Parti'ye çalışıyor olsa da neden sandık güvenliğini bu kadar konuşuyoruz? farkındadır. Ha bir de şu olay var bu da baya komik. Evine helal ekmek götürdüğü sürece her işçi çalışacak. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Yarın kazandığımızda bir işçinin işine son verilirse CHP'li belediye başkanı son veriyorum dediyse o işçi kardeşime söylüyorum. Geleceksin beni bulacaksın beraber gideceğiz ben seni işe yeniden yerleştireceğim. Aa geldin galiba. <laughs> Şimdi ben geldim. Buradayım. <laughs> bu arkadaşın sonradan İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı. Kendisi başka bir yerde çalışıyormuş. Sonradan işine son verilmiş. Niye buraya gelip böyle bir propaganda yaptı? Emin değilim. Bunun da muhtemelen kokusu ortaya çıkar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Program boyunca bu adamın üstüne binlerce iftira atıldı. Hem de bunu yüzüne karşı yaptılar. Yok işte sen CIA ile bağlantılısın, yok PKK'lısın, yok terör örgütüne çalışıyorsun, hizmet ediyorsun, bilmem ne de bilmem ne. Ve adam bunların hepsine tane tane çok güzel cevaplar verdi. Selahattin Demirtaş sorusunu da çok güzel bir şekilde cevapladı. Dedi ki yargı bağımsız olacak. Biz buna karar vermeyeceğiz. Yani merak ettiğiniz soruların cevabını almış oldunuz aslında. Peki ben size şunu sormak isterim. Sayın AK Partililer, aynı soruları Erdoğan'a sorabilir miydiniz? Böyle bir şey iddia edebilir miydiniz? Ha sorabiliyorsanız bile Erdoğan'dan da bu şekilde nazik cevaplar alır mıydınız? Düzgün ve mantıklı argümanlar sunabilir miydi size? Ben size söyleyeyim. Soruyu sorduğunuz gibi kendinizi Silivri'de bulurdunuz. Çünkü adamın anladığı başka bir dil yok. Bir de bu konularda Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim. Bakalım kendisi ne düşünüyor? Ben gerçekten de Mustafa Kemal'in milliyetçisiyim. Yani gerçek anlamda milliyetçiyim. Benim görüşüm böyledir. Kendi ülkemi anayasası var, anayasal kurallar var. Örneğin Hüdapar diyor ki ben Türk bayrağı demem diyor. Erdoğan bunu kabul ediyor mu etmiyor mu? Ben kabul etmiyorum. Bayrağımız Türk bayrağıdır. Onunla da gurur duyarım. Bu kadar. Yine aynı şekilde bir şey daha söyleyeyim. Aynı şekilde Sadat denen bir kuruluş var. Sadat denen kuruluş diyor ki ben Türkçeyi kaldıracağım. Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracağım. Avrasya'da bir devlet kuracağım. Resmi dili Arapça olacak ve bu Sadat'ın başkanı, sayın cumhurbaşkanının danışmanı. Benim Sadat'a gidişimin temel nedeni oydu. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti devletini kaldıracaksın? Bayrağını kaldıracaksın. Dilini değiştireceksin. Erdoğan'ın yanında olacaksın. Ben buna izin vermem dedim. Milliyetçi olmak, ırkçı olmak değil altını çiziyor. Herkesin kimliğine saygı duyar. Milliyetçi olmanın iki temel kuralı vardır. Bayrak ve vatan. Bayrağına vatanına saygı duyan herkesin benim başımın üstünde yeri var. Ama bayrağa ve vatana saygı duymuyorsa kusura bakmasın. Ben ona mesafe koyarım. Ama bu ülkenin ben geleceğim. İlk dört maddesini değiştireceğim. Türkiye'nin sınırlarını değiştireceğim. Resmi dilini Arapça yazacağım. Türkiye devletini kaldıracağım. Adı Asrika olacak. Ve bu toplantılar yapılacak. Bu toplantılara devletin erkanı katılacak. E Bay Kemal de bunu seyredecek. Yemezler. Seyretmem. Kusura bakmasın kimse. Yemezler. Umarım artık bu adamla Erdoğan'ın arasındaki farkı çok daha iyi anlamışsınızdır. Ve size şunu da söylemek isterim ki ben aslında CHP'li birisi değilim. Evet belki size garip gelecek ama değilim. Benim Kılıçdaroğlu'ndan daha yakın olduğum iki isim var aslında Türkiye'de. E diyeceksiniz ki o zaman niye Kılıçdaroğlu'nu övüyorsun? Kılıçdaroğlu'nu destekleyip CHP'li olmak farklıdır. Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın karşısında desteklemek farklıdır. Ve ben en başta da söylediğim gibi bizim Erdoğan'dan kurtulmamız lazım. Bu yüzden de ben sadece Kılıçdaroğlu'nu değil Erdoğan'ın karşısında olan herhangi bir şeyi desteklerdim. Bu sarı tuvalet terliği olur, İskender olur, Lipton Ice'ı olur, hiç fark etmez. Benim hiçbir zaman değişmeyecek tek bir düşüncem vardı. O da Türkiye'nin artık Erdoğan'dan kurtulması gerektiğiydi. Bu yüzden de şu anda Kılıçdaroğlu'nu destekliyor olmam Normal. Ama 2028 tarihinde mesela bu böyle olacak mı? Bakacağız. Kendisinin söylemlerine bağlı bir şey bu. Siyasi görüşüm her an değişebilir. Ama şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu program kendisine artı yazar ve saygım iki kat arttı. Yani artık Kılıçdaroğlu'na zorunluluktan değil. Gerçekten güle oynaya oy vereceğim. Bu konuda benim içimi çok rahatlattı. O yüzden kendisine teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.